Sen satar baba. Eyvallah usta. Evet sevgili izleyenlerim, şeyden önce tüpten yani tüpten önce doğalgaz, tüp veya her neyse LPG diyelim. Öncesinde gazla çalışan gaz ocaklarımız ve bu çok yaygındı. Bu çok yaygındı. Çünkü o günlerde bu zorunluydu. Başka o günün eskilerin en modern efendim şey yemek pişirme aleti diyelim. Gaz ocakları. Maşrabalar. Şunlar. Evet. Tabii bugün bunların yerine hep farklı şeyler aldım. Su bardakları, şu bu aldık. Çok gerçekten çok önemli. Kepçeler. Eski kepçeler. Bakır. Evet, bakırdan eski kepçeler. Şunun hikayesini tam ne yapmamız lazım? Anlatmamız lazım. Şunun hikayesini tam anlatmamız lazım. Bu kültürümüzde çok önemli yer tutar. Bunun için anlatmamız lazım. Şimdi sevgili izleyenlerim, evlere misafir geldiğinde eskilerde, yani bundan şöyle bir 30 yıl, evet 30-35 yıl öncesi kullanılan, 40 yıl öncesi kullanılan malzeme bunlar. Misafirler yemek sofrasında yedikten sonra yer sofrasında gösterelim. Hemen burada o da olduğu için ne yapalım? Yer sofrası. Evet, o günün sinileri. Bakır sini. O günün sinileri işte bunlar. Bak, koskoca, büyük. Bayağı da ağır. Onu da söyleyeyim ben. O günün yer sofrası, sinisi. Evet, yer sofrasında yemekler yendikten sonra ne yapıyor şimdi? Evin en küçüğü diyelim biz buna. Ne yapıyor? Efendim. İbriği eline alıyor. İbrik su dolu. Bu leğeni altına tutuyor. O da bakır. Bu da bakır. Aynı şeyden. Aynı malzeme bakırdan. İbrik altına tutup ibrikle suyu ne yapıyor? Dökerek vatandaşın ellerini yıkamasını sağlıyor. Ellerini yıkattıktan bütün sofrayı dolaşıyor. Her bir dolaştığı kişiyi omuzunda da havlu ne yapıyor? Havluyu da elleri kurulamasını ellerinin sağlıyor. Bu önemli bir kültürümüz. Bunu yeni neslin öğrenmesi, bilmesi gerekiyor. Bu gerçekten sofradan daha insanlar yemeğin başından sofradan kalkmadan hemen ibrikle bu leğenle gelip ellerine su döküp elleri altına tutup yıkattırıp havluyla ellerini kurulatıp ne yapıyor? Ondan sonra sofradan şey yapıyor. Kalkmasına müsaade ediliyor insanların. Çok önemli bir kültürümüz bu.